Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dünyaca ünlü sporcu Amerika Birleşik Devletleri'li Jeff Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan camide kıldı. Monson, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında Filistinlilerin onurlu duruşundan etkilenip İslam dinini tercih eden Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını TBMM'deki camide kıldı ve namazın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'ye değerlendirmelerde bulunan Monson, Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşunu takdir ettiğini vurguladı. İlk cuma namazını Türkiye'de kıldığı için memnun olduğunu ifade eden Monson. Benim için manevi bir deneyimdi. Uzun zamandır dört gözle beklediğim bir şeydi. Benim için en önemli şey, kendimi Allah'a daha yakın hissetmemdi. Aynı zamanda benimle birlikte dua eden kardeşlerime de çok yakın hissettim. Müslüman olmama sebep olan şeylerden biri de kardeşlikti. Kendisi sadece çok bilgili bir insan değil, aynı zamanda çok nazik biri. Filistin halkını, Müslüman toplumunu ve küresel toplumu, hatta gayrimüslimleri bile destekliyor. Benim için şaşırtıcı olan şey, sadece Türkiye'ye, Müslümanlara, kendi parlamentosuna veya kendi halkına bakmamasıydı. Türkiye'ye küresel anlamda ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına nasıl yardımcı olabileceği açısından bakıyordu. Bu da benim ve Türkiye için çok aydınlatıcı oldu. Türkiye'ye geldim. Her yerde Filistin halkını destekleyen afişler görüyorum. Burada konuştuğum herkes Filistin halkını destekliyor. Bence bu ülke Filistin'i gördüğüm, konuştuğum ya da okuduğum diğer tüm ülkelerden daha fazla destekliyor. Sayın Erdoğan'ın Filistin'i desteklendiğini biliyordum ama bu düzeyde olduğunu bilmiyordum. Yani Türkiye sadece konuşmuyor. Şimdi de Gazze'deki insanlara destek olmak için delegeler gönderiyorlar. Oradaki mültecileri getiriyorlar. İnsani yardım gönderiyorlar. Sadece desteklemekten bahsetmiyorlar, gerçekten destekliyorlar. Bence her ülke Türkiye'yi örnek alsa, bu insani krizi hafifletebiliriz.